Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılar bölümündeyiz. Bu bölümde 8 kişi göreceğiz ama bunların 6'sı simya ile uğraşmış, simyacı diyeceğimiz kişiler. İkisi ise kimya bilimine katkı sağlayan, öncülük eden, kimya biliminin gelişmesine öncülük eden kimyacılar aslında. Ama tabii çoğunluk simyacı olunca önemli simyacılar olarak da nitelendirebiliriz. Şimdi başlayalım. İyi ki Empedokles. Empedokles ne yapmıştır? Empedokles aslında antik Yunan filozoflarından birisi. Tabii o dönemde biliyorsun, bir önceki üniteden hatırla. Felsefik düşünceler daha çok ön planda ve doğa olaylarını anlamaya çalışıyorlar. Doğayı gözlemleyerek ve doğayı gözlemleyerek bir takım sonuçlara varıyorlar. Empedokles'e göre temel öğe dediğimiz o arkeler su, ateş, hava ve toprak öğesinden oluşuyor. Yani aslında bu dört element tanım olarak karşımıza gelebilir. Yani tüm maddeler bu dört temel öğeden, toprak, ateş, hava, su, bundan oluşuyor. Bu dört temel öğeye sevgi gücüyle nefret gücünün de bu dört öğeyi işte birleştirdiği veya bunları ittiği yorumu yapılıyor Empedokles tarafından. Dolayısıyla sevgi ve nefret gibi duyguların da madde üzerinde etkili olduğu söyleniyor. Bu dört öğenin başlangıcının ve sonunun olmadığını, evrende bunların miktarlarının hep aynı kaldığını söylemiştir Empedokles. Bunun yanı sıra bazı deneysel çalışmalar da yapmıştır. Su saatini kullanarak havanın ağırlığını ifade etmeye çalışmış. Işık ve görme üzerine de çalışmalar yapmıştır. Yani görme olayını açıklamaya çalışmıştır Empedokles. Demokritos'a geldiğimizde maddenin yapısına ilişkin ilk önemli görüş Demokritos tarafındandır. Ki Demokritos aslında günümüzde kullandığımız atom kelimesinin isim babasıdır diyebiliriz. Çünkü o da düşünce yoluyla maddeler ne kadar bölünürse bölünsün, ufalandıkça ufalansın, artık daha fazla bölünemeyen bir taneciğe ulaşılır. Ve bu tanecik Yunanca'da bölünemez anlamına gelen atomos ismiyle isimlendirilmiştir Demokritos tarafından. Yani maddeler atom adı verilen bölünemeyen taneciklerden oluşur demiştir Demokritos. Tabii ki burada bir deneysel gözlem yok. Sadece düşünce yoluyla felsefik açıdan böyle bir şey söylüyoruz. Ve Demokritos farklı maddelerin atomlarının da farklı olduğunu öne sürmüştür. Aristo'ya geldiğimizde Aristo Demokritos'un fikrine şiddetle karşı çıkıyor ve Empedokles'in söylediği dört element kavramını biraz daha ileriye götürüyor ve bunların dört tane nitelik göstereceğini söylüyor. Yani evrende tüm maddeleri oluşturan dört tane element vardır. Katılar topraktan, sıvılar sudan, gazlar havadan, yanan maddelerse ya da plazma halse ateşten oluşur demiştir. Tabii o plazma hal demiyor ama biz bugünkü bilgimizle buna karşılık veriyoruz. Yani dört tane temel elementimiz var. Toprak, su, hava ve ateş. Ve buna dört tane de nitelik belirtiyor. O dört niteliği de şöyle söylüyoruz. Bak bu şekil çok sıklıkla karşına çıkacak. İşte toprak kuru ve soğuk. Ateş kuru ve sıcak. Hava sıcak ve ıslak. Su soğuk ve ıslak özellik gösteren maddeler. Ha, bu şekli nasıl ezberlersin? Şöyle düşün, şöyle saat yönünde gittiğinde topraktan ateşe T, A, H, S, toprak, ateş, hava, su. Yani bunu hangi konumda koyarsa koysun böyle saat yönünde döndüğünde topraktan sonra ateş, ateşten sonra hava, havadan sonra su gelecek. Böyle bir kodlama yapabilirsin ve bir tanesini aklına tut. Mesela ben ateşi aklına tutuyorum, kuru ve sıcak, ama kuruyu toprakla ateş arasına yazacağız. Hem toprak hem de ateş kuru özellik gösteriyor. Kuru ve sıcağı yazdıktan sonra kurunun çaprazı zıttı ıslak, sıcağın zıttı soğuk. Yani zıttını karşısına yazdığın zaman hepsinin niteliği karşına çıkmış oluyor. Yani ben böyle bir kendimce bir düzenleme yaptım zihnimde. Sen farklı düzenleme de yapabilirsin ama İşte şu sonuca varıyoruz. Aristo'ya göre ateş sıcak ve kuru, hava sıcak ve ıslak, su soğuk ve ıslak, topraksa soğuk ve kurudur diyeceğiz. Aristo bu dört elementin birbirine dönüşebildiğini, soğuk ve ıslak olan su kaynatılınca buharlaşarak sıcak ve ıslak olan havaya dönüşebildiğini söylemiştir. Bu anlamda aslında az önce bahsettiğim gibi günümüzde kullandığımız maddenin dört taneleri benzetebiliyoruz. Yani havayı gazla,
suyu sıvıyla, toprağı katıyla, ateşi de plazmayla eşleştirirsek hepsi eşlenmiş oluyor. Önemli İslam bilginlerinden bir tanesi Cabir bin Hayyan'a geldik. Cabir bin Hayyan neler yapmamış ki diyeceğiz. Birçok deneysel yöntem, bak, kristallendirme, damıtma, kavurma, eritme, sübünleştirme, çökeltme, buharlaştırma gibi birçok yöntemi kimya bilimine kazandırıyor. Aynı zamanda sirke ile asilik asit elde etmeyi bulmuş. Bunun yanı sıra damıtma yoluyla, yani imbik sistemini geliştirerek sülfürik asit, hidroklorik asit, nitrik asit gibi önemli asitleri saf olarak elde edebilmiştir. Ve imbiği tabii bu anlamda geliştirerek bunu yapıyor. Aynı zamanda bulduğu bu asitler sonucunda da altını çözebilen, yani altınla tepkimeye girebilen tek karışım olan kral suyunu 3 hacim hidroklorik asit, 1 hacim nitrik asit karışımını da keşfediyor kral suyunu. Kral suyunun keşfi de yine Cabir bin Hayyan'a aittir diyebiliriz. Bunun yanı sıra birçok deneysel malzeme de keşfetmiştir, kimyaya kazandırmıştır diyebiliriz. Bir diğer İslam bilginlerinden birisi olan Ebu Bekir Errazi. Errazi aslında İranlı bir hekim. Bu anlamda aslında tıp alanında çok fazla çalışmalar yapıyor ve çalışmaları, tıp alanında yaptığı çalışmalar tabii kimya bilimine de katkı sağlıyor. Çünkü birçok hastalığı tedavi etmek için ilaç külleri falan geliştiriyor. Mesela benim bildiğim kadarıyla etil alkolü saf olarak elde edebiliyor ve antiseptik özelliğini kullanıyor tıpta. Karıncaların salgısından formik asidi saf olarak elde etmeyi başarıyor. Bunun yanı sıra maddeleri de, hani bir önceki şeyde videomuzda bir soru gelmişti, maddeyi sınıflandırmışlar mıdır diye. Maddeleri bitkiler, hayvanlar ve mineraller olarak da sınıflandırmış. İnorganik ve organik kimyanın yolunu da bu şeyle açmıştır çalışmasıyla. Burada kimya ile ilgili bilgilerin tıp alanında başarıyla uygulamıştır. Maddenin tanecikler ve boşluklardan oluşturulma nedeniyle tanecik sıklığı arttıkça yoğunluğun arttığında belirtmiştir Ebu Bekir Errazi. Yani bu, dediğim gibi, işte formik asit, etil alkolün saf olarak elde edilmesi, gliserini mesela kullanıyor. Bunların notlarını alabilirsin. Ama tabii deneysel aletler de tasarlıyor. Bak, 20 kadar deneysel aletin tanımını ve tasarımını da yapıyor. Bu tür katkıları da var kimya bilimine Ebu Bekir Errazi'nin. Evet, geldik şimdi kimyacılarımıza. İki tane kimyacıdan bahsedeceğim demiştim ben. Birincisi Robert Boyle. Robert Boyle İngiliz kimyacı. Kimyacı diyoruz, bak, artık simyacı değil. Çünkü Aristo'nun dört element görüşüne karşı çıkmıştır Robert Boyle. O dönemlerde aslında çok iyi bir tanım yapıyor. Bu dönemimiz Rönesans dönemi diyeceğiz. Rönesans tanımı şu: kendisinden daha basit, maddelere ayrıştırılamayan tüm maddeleri element olarak tanımlıyor. Aslında baktığında, bugün günümüzden baktığımızda doğru bir tanım gibi dursa da, o dönemde kimyasal ayırma yöntemleri pek bilinmediği için, mesela şöyle diyeyim, çamaşır sodası bu yemek sodası veya işte yemek tuzu, bu tür maddeler ayrıştırılamadığı için bu maddelere Robert Boyle element demiştir. Çünkü daha basit maddeleri ayrıştırılamıyor. Ayrıştırılamadığı için element demiştir. Bu bir hatası ya da eksik yöndür diyebiliriz element tanımının, ama aslında elementlerin de biz bugün biliyoruz ki kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılamıyor elementler. Dolayısıyla Rönesans tanımı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra yaptığı çalışmalarda, işte Kuşkucu Kimyager isimli bir kitapta yayınlıyor bunları. Ve gazlarda basınç hacim ilişkisini ortaya koyan, kendi adıyla bilinen Boyle kanununu ortaya atıyor, PV ilişkisi. Yani hem kendi adıyla bilinen gaz esası var, hem Kuşkucu Kimyager adlı kitabı var. Hem elementin Rönesans tanımını yapıyor, öncülük ediyor. Bu anlamda hakikaten kimyaya önemli katkılar olan bir kimyacıdır Robert Boyle. Evet, son olarak Anton Lavoisier'e geldiğimizde, Anton Lavoisier de Fransız kimyacı ve kimyanın ilk temel yasalarından olan kütlerin korunumu kanununu ifade etmiştir. Bunu ispatlamıştır ve kanun olarak ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra o döneme kadar yanma olayı pek açıklanamamıştı. Orada filojiston kavramından bahsediliyor. İşte filojiston varsa havada madde yanar, filojiston yoksa madde yanmaz. İşte filojistona böyle gizemli bir havada yüklemişler. Ama tabii açıklayamadıkları için bu böyle oluyor. Burada metallerdeki oksitlenmeyi ve yanma olayını tam olarak açıklayan kişi Lavoisier'dir. Dolayısıyla buradaki kavram kargaşasına, anlaşmazlığa da bir son vermiştir. Yanma olayında oksijen gazının kullanıldığını ispatlamıştır Anton Lavoisier. Bunun yanı sıra 1789 yılında 33 elementten oluşan bir liste yayınlamıştır. Bunların arasında çok kararlı, kolayca ayrışamayan bazı maddeler de var. Bunlar da element olarak görmüş. Mesela az önce bahsettim, işte
kalsiyum oksit, alüminyum oksit, silisyum dioksit gibi maddeleri ayrıştıramadığı için bunları da element sınıfı olarak kayıtlar almıştır. Ama tabii bunlar çok büyük hatalar değil. Hani o döneme göre gayet güzel çalışmaları var. Dediğim gibi bir kütle konumu kanunu, iki yanmak olayını açıklaması, üç 30 kadar elementi literatüre kazanmasıyla ünlüdür Anton Lavoisier. Uygulama alanındaki sorulara bakacak olursak birinci soruda bir eşleştirme sorusu var. Bakalım şurada bir konumuzu da hem tekrar etmiş oluruz. Maddenin bölünemeyen en küçük yapı taşının atom olduğunu söyleyen kişi bildiğiniz üzere Demokritos'tur. Buraya 6 gelecek. Bütün maddeler 4 ana elementten oluşur fikrini ilk ortaya atan kişi Demokritos'tur. Demokritos'tan sonra bunu Empedokles'tir. Empedokles'ten sonra biliyorsun ki bunu Aristo geliştirmiştir. Kendisinden daha bazı maddeler ayrıştırmayan maddeler elementtir ki bu Rönesans element tanımı, Rönesans dönemi element tanımı Robert Boyle'a aittir ki önemli kimyacılardan biri. Maddeler 4 temel elementin yanında kuru, sıcak, ıslak ve soğuk özelliklerini de taşır diyen kişi az önce bahsettik Aristo olacak ya da Aristoteles. Yanma olayını incelemiş ve filojiston kuramının ortadan kaldırılmasını sağlayan kişi Anton Lavoisier'dir ve bildiğin üzere kütle korunumu kanununu da bulan kişidir. Sülfürik asit ve nitrik asit elde etmeye başarmış olan kişi Cabi bin Hayyan'dır. İmbiyi geliştirerek bunları elde edebilmiştir. Hekimlik bilgisiyle o dönemde simya bilgisini birleştirmiş ve çeşitli ilaçlar yapan kişi Ebubekir Errazi olmalıdır. Bu şekilde bir sıralamamız ortaya çıkıyor. İkinci soruya geldiğimizde Empedokles'in biliyorsun ateş, su, hava, toprak olmak üzere 4 ana elementten oluştuğunu söylüyor tüm maddelerin. Aristo da bunlara bir de nitelik vermiştir. Bu 4 özellik nasıl sıralanır? Şimdi öncelikle ben şu şekli sana tekrardan şöyle bir anımsatayım. Şöyle bir kare. Kare içinde şöyle bir biraz daha dönmüş bir kare. TAHS diyorduk değil mi? Toprak, ateş, hava, su. Toprak ve ateşin kuru olduğunu biliyoruz. Ateş de sıcaktır. Elimizi yakar bildiğin gibi. Çaprazı ne olacak? Soğuk. Kurunun da çaprazı ıslak. İşte bu şekilde çıkıyor. Şimdi bakalım suya bakacak olursak soğuk ve ıslak olacak. Dolayısıyla buraya ben direkt soğuk ve ıslak şeklinde yazıyorum suyu. Şimdi soğuk olan ne var? Soğuk olan su var, doğru mu? Soğuk olan su var. Bir de ne var? Toprak. O zaman şurası toprak olacak. Soğuk, kuru. Şurası toprak oluyor o zaman. Kuru olan iki tane var. Toprağa yazdığımıza göre burası ne olacak? Ateş. Ateş nedir? Sıcak ve kuru. Peki sıcağın yanında ne olabilir? Islak olabilir. Ne kaldı zaten yazmadığımız? Hava. Hava da sıcak ve ıslak olmalıdır. Uygulama alanındaki sorularımızda çözümü bu şekilde oluyor. Üçüncü kavramadayız. Üçüncü kazanımdayız. Bakalım. Yukarıdaki simyacıların hangileri tüm maddelerin 4 temel elementten oluştuğunu benimsemiştir. Bunlardan ilki hatırlarsan Empedokles'ti ilki. Empedokles'in fikrini Aristo geliştirmişti. Demokritos atom kelimesini ortaya atıyor. Ebubekir Errazi zaten sınıflandırmada element olarak bunları kabul etmiyor. Doğru cevabımız 1 ve 4 olacak. İkinci soruya geldiğimizde yukarıdaki simyacılar ve ulaştıklarıyla ilgili eşleştirme yapılmış. Şimdi birçok asidi kim elde ediyor? Aslında Cabi bin Hayyan elde ediyor değil mi? Birçok asidi damıtma yoluyla. Döneminin en iyi hekimlerinden olan tabii ki Ebubekir Errazi'dir, İranlı hekim. Atomun bölünemez parçacıklardan oluştuğunu söyleyen kişi ise Demokritos'tur. Sıralamamız BCA şeklinde oluyor. Aşağıdakilerden hangisi atom veya element kavramı ile ilgilenmemiştir? Robert Boyle Rönesans dönemi element tanımını yapıyor. Demokritos atom kelimesini veriyor. Elementin temel yapı taşlarından biri. Aslında Aristo yine 4 temel elementten bahsediyor. Lavoisier de 33 tane elementi sınıflandırıyor ama Pasteur bildiğim kadarıyla biyolog, bu işte antibiyotiğin falan gelişiminde önemli katkıları var. Kimyaya bir katkısı yoktur. Dördüncü soruya bakalım. Aristo'nun belirttiği element özellikleri göz önüne alındığında hangileri doğru olur? Şimdi hemen az önceki hani anlatmaya çalıştığım şekli bir de ben çizeyim şöyle. Hani zihnimdeki şekli oluşturayım. Toprak, ateş, hava, su diyelim. Toprakla ateşin kuru olduğunu söylemiştik. Kuru ve sıcaktı ateş. Sıcağın çaprazı soğuk. Kurunun çaprazı ise ıslak olacak. Şimdi bakalım hava için ne demiş? Islak ve sıcak olmalı. Islak ve soğuktur demiş. İfade hatalı. Ateş için kuru ve sıcak olmalı. Evet, sıcak ve kurudur demiş. Toprak için kuru ve soğuk olmalı. Kuru ve soğuktur demiş. Doğru. Gördüğün gibi şekli çizersen hiçbir şekilde işi şansa bırakmamış olursun. Aşağıdakilerden hangisi atom kavramını maddenin temel yapı taşı olarak kullanan ilk kişi olmuştur?
Atom kavramı maddenin temel yapı taşı olarak kullanılan ilk kişi Demokritos'tur ama tabi bilimsel değil, felsefik bir düşünce yaklaşımıyla söylemiştir bunu. Aristo'nun söylemine karşı çıkan ve elementi kendisinden daha basit maddede araştırılamayan madde olarak tanımlayan kişi Robert Boyle'dur ki bu Rönesans tanımı olarak bilinir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet, önemli simyacılarımız ve kimyacılarımızı gösterdik. Burada anahtar şeyleri, anahtar kelimeleri ve bunların eşleştirmesi şeklinde zihninde oturtursan buralarda da sorun yaşamazsın. Bugüne kadar hiç soru gelmedi ÖSYM tarafından ama öğretmenler yazılılarda Aristo'nun 4 temel element ve temel niteliklerini sorarlar ya da Rönesans tanımı yazdırılabilir. İşte ya da şöyle bir soru olabilir. Mesela bugünkü element tanımını yazıp işte Robert Boyle da buna yakın bir tanım yapmasına rağmen Robert Boyle'un buradaki hatası nedir gibi bir soru olursa, karşına böyle bir soru çıkarsa yapacağın yorum ne olacak? O dönemde kimyasal ayırma yöntemleri bilinmediği için birçok madde element olarak kabul edilmiştir ki Anton Lavoisier de bu hatayı yapıyor. Ayıramadığı için element demiştir bazı maddelere. Rönesans tanımında bu şekilde söylemiş olalım. Dediğimiz gibi iki tane kimyacımız var. Jabir Binhayyan'dan soru mutlaka gelir karşına yazılılarda. Neleri bulmuştur, neleri keşfetmiştir, nasıl katkılar yapmıştır gibi. Bunları bu şekilde kodlarsan buralarda sıkıntı yaşamazsın. Zaten testlerde de az önce kavrama sorularında gördüğün gibi sorular çıkıyor. Onların da kolaylıkla altına kalkabileceğinden eminim. Şimdi konumuza kaldığımız yerden devam edebilirsin.